Şant Manukyan'a gideceğiz. Bize son dönemde Global Piyasalar adlı şahane de bir kitap hediye etti. Şant Usta'nın hoş geldiniz. Lafı uzatmadan hemen sorayım. Siz Abenomics'e de gönderme yaparak aslında yazılı olarak raporlarınızda ve sosyal medyada ifade ettiniz ama bir dönemin kapanışındayız. O geride kalan dönemde ne vardı? Yeni açtığımız sayfada neler var? Normale dönüş diyebilir miyiz buna? Şimdi evet, aslında burada tartışma konusu olacak olan, yani hem başkanın belki basın toplantısı hem de bundan sonraki dönemde sadece eksi faiz politikasını geride bırakan bir Japonya mı var, yoksa gerçekten sıkılaştırmaya, bundan sonra çok hızlı olmasa da düzenli aralıklarla faiz artışına giden bir Japonya mı var? Şu ana kadar olan görüntü, yani sabah açıklanan karardan bu ana kadar olan görüntü aslında eksi faiz politikasının ne kadar faydalı olduğu elbette tartışılır. Ama bana sorarsanız artık bir fayda getirmediği düşüncesiyle eksi faiz politikasının sonlandırıldığını görüyoruz. Ağırlıklı olarak diğer adımlara baktığımızda elbette önemli adımlar var ama burada bir faiz artışı stratejisi artık gündemde, bundan sonra ufak ufak faizler yukarı gidecek demek için henüz erken diye düşünüyorum. Ama açıklamayı okuduğumuzda en azından Boj'un geçmiş dönemlere oranla hem tüketim açısından hem de enflasyon hedeflemesi açısından biraz daha kendisine güveninin geri geldiğini görüyoruz. Her ne kadar tüketim geçtiğimiz döneme oranla biraz zayıflama gösteriyor vurgusu var. Ama geçtiğimiz 10 yılla karşılaştırırsak kendisine daha fazla güvenen bir Boj'la karşı karşıyayız. Şimdi Başkan Ueda'nın bir iki aslında dikkat edilen söylemi var. Bir tanesinde eğer yanlış okumuyorsam para politikasını genişleyici tutmak önemli. Diğer taraftan da özellikle biz genişleyici para politikasına karşın önümüzdeki süreçte daha çok fiyat riskine dair bir faiz aksiyonu alabiliriz şeklinde. Bu ezber olarak bilen için çelişkili bir durum mu, yoksa aslında şu anda tam olarak içinde bulunduğumuz koşullar Japonya'nın içinde bulunduğu durumlarla uyumlu bir açıklama mı? Şimdi aslında Japonya'nın şu anda yaptığı Fed'in veya ECB'nin daha önce hani quantitative easing, varlık alımı olarak tabir ettiğimiz durum. Yani getiri eğrisini hedeflemeyi bıraktı ama çok sert hareketler olduğunda ve normal koşullar altında varlık alımlarına devam edecek. Tabii orada bazı detaylar var, şirket varlıklarından, hisselerinden vesaire uzak duracak ama birincisi elini piyasadan çekmediğini görüyoruz. Ama diğer yandan da eğer gerçekten ki hedefine doğru bir gidişat varsa, bunun olduğunu savunuyorlar, biraz daha fazla sıkılaştırma gelecekmiş gibi. Dolayısıyla Boj aslında şu anda hem piyasayı ürkütmek istemiyor, çok radikal bir dönüşüm geçirdiğini savunmuyor. Ama diğer yandan da bazı şeyler değişiyor. Umduğumuz gibi giderse daha da değişecek. En azından bundan sonra para politikası aracı olarak gördüğümüz şey faiz olacak vurgusu çok net bir şekilde açıklamada kendine yer buldu. Peki şu an düşünelim, şirketlerin bu noktada dünyada da finansmana erişimiyle ilgili çokça sorunun olduğu bir ortamda olduğumuzu düşünürsek, Japonya ekonomisi ekseninde Merkez Bankası'nın bu kararına yaklaşımı tahminen tabii ki nasıldır? Özellikle Japonya ekonomisinin 90'ların başından itibaren içinde bulunduğu durumda göz önünde bulundurursak. Orada tabii birkaç yönden bakmak lazım. Yani bankalar açısından baktığımızda son derece olumlu bir gelişme bu. Zaten fiyat hareketi olarak da geçtiğimiz haftalarda bunun yansıtılmaya başladığını görmüştük. Şimdi faizi bir kenara bırakarak önce şunu söyleyeyim. Boj bir yıllık dönemde şirket tahvillerinde alımlarını durduracağını söyledi. Dolayısıyla o taraftan da çekiliyor ve aynı zamanda borsa yatırım fonu alımlarını da zaten son dönemde yapmıyordu ama tamamladığını söyledi. Bu bir defa olumlu bir durum. Çünkü günün sonunda neredeyse borsanın %7'sine sahip olan bir Boj var, daha doğrusu kamu var. Dolayısıyla herhangi bir yatırımcı, yabancı veya yerli bir şirketi almaya kalkıştığında aslında devletle ortak olma, büyük hissedarlardan biri olarak devleti görme riski taşıyordu. Biraz daha iyi çalışan, biraz daha net sinyaller veren bir Nikkei ile veya borsa endeksiyle karşı karşıya kalacağımızı söylemek mümkün. Soruya dönersek, tabii orada biraz daha farklı bir yaklaşım olacak. Yani daha önce Japonya dediğimizde hem yatırım olarak söylüyorum hem reel olarak söylüyorum, insanların genel bakışı Boj'un örttüğü bir örtü üzerindendi. Daha bir makro bakış açısı vardı. Şimdi yavaş yavaş
bozucun hem piyasadan çekilmesi hem faizleri biraz daha piyasaya bırakıyor olması aslında şirket bazında değerlemeleri de ön plana çıkarmaya başlayacak. Yani çok sayıda zombi şirket olduğunu biliyoruz ama bunların tırnak içinde söylüyorum ölmesi için bir neden yoktu. Belki bundan sonra yükselen piyasa getirileri bizi biraz daha net, biraz daha şirket bazında analiz yapmaya zorlayacak. Dolayısıyla bazı şirketlerin hayatta kalma ihtimalinin azalacağını söylemek mümkün. Ama hemen böyle olacak demek doğru olmaz. Başta konuştuğumuz gibi hala aslında sıfır faiz politikası devam ediyor. Son sorum biraz muzip bir soru. Pazartesi günü bizim de terminalde gördüğümüz Kyoto'da bölgesel bir banka pozitif faiz oranı ortamında borç verme veya mevduat toplama deneyimi olmayan personelini eğitmek için çağırdı diye. Yeni şeyler mi öğrenecekler Şantus Hanım, Japon bankacıları? Aslında isterseniz bu sadece Japonlara özgü bir durum değil. Yani bundan önce de hatırlarsanız Fed'in faiz arttırdığını bilmeyen bir nesil de vardı. Dolayısıyla aslında herkes şu geride bıraktığımız 10-15 yılda gerçekten bir şeyler öğreniyor. Buna Japonlar da dahil ama orada hani hep söylenir işte dul bırakan trade'i olarak yıllarca işte Japon tahvillerini shortlamaya çalışarak ömrü yetmeyen, emekli olan insanlar oldu. Zannediyorum onlar biraz huzur bulmuştur bu hareketle beraber. İş Yatırımı Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz bu aydınlatıcı sohbeti için. Ve kısa bir araya gidiyoruz Akıllı Para'da. Oradan sonra da Aktif Portföy Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Manzakoğlu bizlerle olacak. Hem içeriği hem de dışarıyı konuşacağız. Bekleriz.